Evet, diğer soruya geçelim öyleyse. Yayla en yaygın olanı değil mi zaten? Oradan rahatlıkla çıkartabiliyoruz cevabı. Evet. Sonra diğer soru. Çiftlik, mahalle, yayla, ağıl, divan. Yukarıdaki yerleşme türlerinden hangileri devamlı yerleşme değil? Köy altı yerleşmelerinden değil. Güzel. Evet, D şıkkı doğru cevap. Yayla ve ağıl geçici olanlardan. Çiftlik, mahalle, divan ise kalıcı köy altı yerleşmelerinden diyoruz. Yer şekilleri dağlık engebeli olan tarım alanlarının küçük parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler, kır yerleşmeleri ortaya çıkar. Dağınık kır yerleşmeleri hangisinde daha yaygındır? Aa, çok pardon. Sesi kapatamadım. Atanmış görün inşallah. Güzel. Doğu Karadeniz değil mi? Dağınık yerleşmeleri en çok gördüğümüz yer Doğu Karadeniz. Dolayısıyla E şıkkı doğru cevap diyoruz. Evet. Açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hadi bakalım. Güzel. Ne olacak peki? Doğrusu ne olacak? Güzel. Aynen öyle. Harikasınız. Doğrusu Dalyan olacak değil mi? Evet, dam daha çok hayvancılıkla ilgilenilen yer. Dam yerleşmelerine baktığımız zaman yukarısında insanların yaşadığı, altında hayvanların kaldığı, şöyle hafif eğimli bir alandaki yerleşmeleri olarak söylemiştik. Batı Anadolu'da daha çoktu. Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada oralarda görebiliyorduk. Değil mi damlara? İdari açıdan köye bağlı, köyden daha küçük yerleşme birimleri köy idari alanındaki kır yerleşmeleri olarak adlandırılır. Hangisi bu yerleşmelerden değildir? Güzel. Kasabayı belediye yönetiminde demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla kasaba bunlardan değildir diyoruz. Tek bir ev ile köy arasında kalan yerleşme türleri de köy altı yerleşmeleri denir. Hangisi köy altı yerleşmenin oluşma nedenlerinden biri değildir? Evet. Güzel. Güzel. Sanayi faaliyetleri değil, daha çok tarım ve hayvancılık şeklinde ekonomi var demiştik. Dolayısıyla sanayi faaliyeti görmüyoruz. Dağınık kır yerleşmenin görüldüğü bir yerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Hadi bakalım. C mi E mi? Bir C bir E bir C bir E diye gidiyorsun çünkü. C. C daha çok
Evet, gerçek cevap olarak çıktı. Arkadaşlar şimdi dağınık kır yerleşmelerinde akarsu boyu diye bir şey yok. Akarsu boylarını nerede görüyoruz? Çizgisel yerleşmelerde görüyoruz. Dolayısıyla akarsu boyları daha çok dediğimde çizgisel yerleşmeleri hatırlamamız lazım. Evet, kırsal yerleşme sınıflandırmalarından hangisi ekonomik işlev göz önüne alınarak yapılmıştır? Esra, CCC diyorsun yani. Evet. Doğru cevap nedir? Dokumacılık. Dokumacılık arkadaşlar, ekonomik işlev direkt dokumacılık olarak ortaya çıkmış. Tamam. Yani köydeki herkes dokumacılıkla ilgileniyor. Öyle düşünün. Anlaştık mı? Evet, aşağıdaki şehirlerden hangisinin kurulup gelişmesinde turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur? Tabii ki hangisi? Güzel. Aynen öyle. Fethiye doğru cevap diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi önemli yolların kavşak noktasında bulunduğu için gelişme göstermiş şehirlerden biri değildir? Evet, güzel. Kırklareli, Kırıkkale ile karıştırılmayacak arkadaşlar. Çünkü Kırıkkale dediğimizde o Ankara'nın yanı. Onda bir sıkıntı yok. Ulaşım olarak yine ulaşım yolları üzerinde Ankara'ya komşu olduğu için. Ama Kırklareli Yıldız Dağları ulaşım yollarına gerçekten çok sapa bir alanda kalmış oluyor diyeceğiz. Evet, aşağıda verilenlerden hangisinin nüfus miktarının az olmasında diğerlerinden farklı bir faktör etkili olmuştur? Güzel. Ne var peki? Etkili olan faktörü ne? Buz Gölü çevresine. Güzel. Aynen öyle. Kurak iklim değil mi? Güzel. Diğerleri yükselti. Dağlık engebelik diyelim. Diğerleri dağlık engebeli olduğu için bu kuraklıktan dolayı. Güzel. Evet, Türkiye'nin idari birimleriyle ilgili en küçük yönetim birimi mahalledir. Şu anki il sayısı 81. İlleri yöneten valiler seçmenler tarafından seçilir. Güzel. Evet. D şıkkı olacak. Doğru cevap arkadaşlar. B diyenler hangisine şaştılar ama orada? Birimi elediniz. En küçük yönetim birimi. Mahalledir. Muhtar. Mahalle. Mahalle ve köyler en küçük yönetim birimidir. Anlaştık mı? Köy ve mahalle en küçük yönetim birimi. Bir doğru yani. Evet, 1 ve 2 olacak doğru olan. Valiler ne tarafından, seçmenler değil, kim tarafından atamayla geliyorlar, değil mi? Atama. Neolitik çağda Anadolu'da insan eliyle yapılmış meskenlerden oluşan ilk yerleşmelerden biridir. A mı D mi? Arkadaşlar bak, Yarımburgaz mağara, Palanlı mağara, Üçağızlı mağara, Karayil mağara. Ama Çatalhöyük yerleşme. Yani orada meskenler var. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı olacak. Evet, yani
böylelikle bitirmiş olduk. Bu slaytımızı da tamamladık. Şimdi nüfusla bağlantılı bir konumuz daha var. Şuradan açalım. Açık mı? Açık mı? Ha, bu değilmiş. Hem nüfus hem ekonomik coğrafya ile ilgili bir konu. Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması diyeceğiz arkadaşlar. Konumuz bu olacak şimdi. Evet, slaytımı şuradan yansıtıyorum. Aynen öyle. Bu arada bir sorunuz var mı? Bu slaytı da göndereyim size. Hemen başlamadan. Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması şu an. Slaytımı da gönderdim arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. Evet, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına bakacağız arkadaşlar. İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ya da daha iyi yaşam şartlarına sahip olabilmek için çeşitli mesleki faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Bu faaliyetlere genel olarak ekonomik faaliyetler adını veriyoruz. Tarihi süreçte geçimlerini avcılık, toplayıcılık, sonrasında da tarımla sürdüren insanlar faaliyet alanları zaman içerisinde çeşitleniyor. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren, yani sanayi devrimiyle birlikte aslında yeni sektör ve buna bağlı yeni meslekler ortaya çıkmış. Günümüzde de bu durum hızlı bir şekilde devam ediyor. Hala daha böyle yeni sektörlerin çıktığını söyleyebiliyoruz. Ekonomik faaliyet türlerini 5 farklı grupta görüyoruz arkadaşlar. Şimdi biz ilk 3 faaliyet grubuna ana faaliyetler diyeceğiz. Yani şurası birincil, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerin olduğu kısım ana faaliyet grupları diyoruz. Sonra üçüncül faaliyetin içinden dördüncül faaliyetler ve beşincil faaliyetler çıkıyor. Yani aslında dördüncül ve beşincil faaliyetler üçün içinde. Yani 1, 2, 3 ana faaliyet, dördüncül üçün içinde, beşincil üçün içinde yer alır diyeceğiz. Şimdi bunlar nasıl ayrılıyor birbirinden, onlardan bahsedelim. Birinci ekonomik faaliyetler temel maddelerin doğrudan ya da dolaylı olarak çevreden temin edilmesine dayanır. Avcılık, toplayıcılık, balıkçılık, ormancılık, madencilik, tarım ve hayvancılık, bu tür faaliyetleri örnek olarak gösterilir diyoruz. Birinci ekonomik faaliyetlerde tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik ve avcılık gibi faaliyetler yer alacak. İkinci ekonomik faaliyetlerde ise birinci ekonomik faaliyetlerden elde edilen ham madde veya yarı işlenmiş maddeleri kullanarak yeni ürünler elde edilmesine dayanır. Sanayi ve inşaat faaliyetleriyle enerji üretimi ikinci faaliyetlerin içinde yer alır diyoruz. Evet, ikinci ekonomik faaliyetler içerisinde inşaat, dokuma sanayi, otomotiv sanayi, enerji üretimi, kimya sanayi, demir çelik sanayisi gibi üretim, yani üretim tesislerinin olduğu sanayi kuruluşları olacak diyoruz. Üçüncü ekonomik faaliyetlerde burada arkadaşlar doğrudan bir üretim görülmemekle birlikte insanlarla ve diğer ekonomik faaliyetlerde ürün ve hizmet sağlanması esas alınıyor. Geçmişten günümüze en fazla gelişme gösteren faaliyet türü üçüncül faaliyetler olmuş. En çok çeşitlenen de üçüncül faaliyetler olmuş. Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, ticaret, bankacılık, pazarlama, güvenlik, sigortacılık, hukuk, belediye, büro hizmetleri gibi durumlar örnek olarak verilebiliyor arkadaşlar. Burada üçüncül faaliyetlere. Buradaki faaliyetler hizmet faaliyeti dediğimiz faaliyetlerdir diyor. Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, bankacılık, yargı, bunlar üçüncül faaliyetler. Hizmet olacak. Dördüncül faaliyetler üçün içinden çıkıyor. Dördüncül ekonomik faaliyetleri teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde ortaya çıkan bilgi toplama, bilgiyi işleme, değiştirme, yayma çalışmalarını kapsayacak. Reklam yayıncılığı, yazılım hizmetleri, ağ işletmeciliği, coğrafi bilgi sistemleri, o CBSO demek, coğrafi bilgi sistemleri,
grafik tasarım hizmetleri örnek olarak verilebiliyor. Beşinci ekonomik faaliyetler ise daha çok karar verme pozisyonunda olan kamu sektörü ile özel sektördeki üst düzey yöneticileri kapsıyor. Bu sektörlerde faaliyet gösterenlerin sayısı az olmasına rağmen dünya ekonomisine etkileri de oldukça fazladır diyoruz 5. ekonomik faaliyet kollarının. Geçmiş dönemlerde ekonomik faaliyetler daha çok yerel pazarda sınırlı sayıda insana ulaşıyorken, ulaşım iletişimde yaşanan teknolojik gelişmeler ekonomik faaliyetler türlerinde önemli üretilen ürünlerin çok uzak mesafelere kadar ulaşabilmesini kolaylaştırmış. Buna bağlı olarak bölgeler arasında ilişkiler de artıyor. Ülkeler arasında yapılan ticaretin büyük bölümü deniz yoluyla gerçekleşiyor. Bu nedenle önemli deniz yolları, güzergahları üzerinde yer alan kanal, boğaz, liman gibi alanlar ekonomik faaliyetin çok arttığı yerler olmuş. Çok pardon. Ekonomik faaliyetin çok ciddi şekilde arttığı yerler olmuş. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bizim limanlarımız. Tam geçiş yolları üzerinde olduğu için çok iyi bir pozisyonda ve bu pozisyonu kullanabildiğimiz zaman da ticarete çok iyi dahil olabiliyoruz. Gördüğünüz yük gemileri arkadaşlar gross tonluk diye ifade edilen yük gemileridir. Tam dolu halinde işte binlerce gross tonluk yükü kilometrelerce uzağa götürebilir. Dolayısıyla bu kadar çok yoğun bir yük taşıyabilmesi de bu tarz ilişkilerde çok ciddi bir sıkılaşmaya sebep olmuş. Şimdi mesela bu tabii çağımızın, günümüzün getirdiği durumlar içinde de örnek verilebiliyor. Mesela artık küresel iletişim, internet biliyorsunuz çok ciddi bir fayda sağlıyor bize. Reklam, pazarlama imkanlarının artması dolayısıyla ürünlerin dünyanın dört bir yanına ulaşabilmesine olanak sağlıyor. Sadece internet, televizyon, telefon gibi iletişim araçları bölgeler arasında sosyoekonomik ilişkilerin artmasına da katkı sunmaktadır diyoruz. Burada mesela şöyle düşünebilirsiniz. Mesela AliExpress buna çok güzel örneklerden bir tanesi. Türkiye'de çok pahalı olan bir ürünü AliExpress'ten çok daha ucuza bulabiliyorsun. Biraz bekliyorsun. Yani mesela Türkiye'den aldığında bir günde ulaşıyorsun belki o ürüne. Ama AliExpress'ten aldığında bir 30 gün, 20 gün, 25 gün, ben genelde öyle alıyorum. O kadar sürebiliyor ama çok daha uygun fiyata buluyorsun. Benim de mesela hani işte yakın zamanda, gerçi artık biliyorsunuz çok ciddi vergilendirmeler de geldi. Artı bir de işte gümrük vergisi, tapu vergisi, bilmem nesi, pul vergisi falan, cartürk, öyle bir şeyler de geldi. O yüzden biraz fiyatlar arttı ama hala da yine Türkiye fiyatlarının çok çok altında. Belki anlatmışımdır bilmiyorum. Bir işte AliExpress'ten bir ürün almıştım. Şimdi korona dönemi de olduğu için böyle o ürün eve geldiğinde böyle parmağımın ucuyla böyle tutup götürüp sirkeli suyla falan yıkamıştım onu. Dolayısıyla biraz da bir insan tedirgin olabiliyor. Ama gerçekten çok çok aşırı derecede, yani 5'te 1 fiyatına falan bulabiliyorsun AliExpress'ten aldığın zaman birçok ürünü. O yüzden oldukça faydalı bir alan. Bunun gibi böyle çok fazla yer var internette. Dolayısıyla artık küresel iletişimin gelişmesi de çok ciddi bir fayda sağlamış diyoruz bu durum için. Evet, 10 yıl önce bu meslekler yoktu arkadaşlar. Mesela iş sürekliliği uzmanı, elektronik ticaret uzmanı, sosyal medya yöneticisi. Bu aralar çok iyi para kazanıyorlar bunlar. Bloggerlar, bunlar da iyi para kazanıyorlar. Şirketler, kamu kuruluşları, hatta web siteleri için araştırma yapıp blog içerikleri hazırlayan, işte reklam yapan, bunlarla ilgili meslek dalı. Çevresel yenileme uzmanı, geri dönüşüm koordinatörü, biyoyakıt, biyodizel ürün geliştirme uzmanı, enerji denetçisi, yeşil pazarlamacılar, okul ev ilişkileri uzmanı gibi meslekler var. Şimdi bunların üzerinde daha yeni yeni meslekler çıkacak arkadaşlar. Bunlar tabii ki bir başlangıç. Daha önce de ne olacak? Polis olacağım, öğretmen olacağım, asker olacağım, pilot olacağım falan böyle. Hani öyle diyorken artık bu işlerin daha da ötesinde, işte atıyorum ben biyokimya mühendisi olacağım. Atıyorum işte ben mekatronik yazılımcısı olacağım falan gibisinden, ya da web tasarımcı olacağım. Bir sürü böyle şeyler var, meslekler var. Ve çok da popüler meslekler bunlar. Özellikle internetle alakalı ve sosyal medya ile alakalı mesleklerin günümüzde biraz daha böyle dikkat çekici olduğunu görüyoruz. Özellikle biz influencerlar mıydı onlar?
işte internet üzerinden ürün tanıtan, satan, takipçi sayısı çok olan sayfaların yaptığı bir şey vardı. Selin Ciğerci, biliyor musunuz onu? Selin Ciğerci'nin sadece Instagram gelirinin ne kadar diyordu? 600 bin lira olduğunu söylemiş. Sadece geçen ay Instagram'dan 600 bin lira para kazanmış. Yani ne kadar büyük bir para kazandığını oradan da görebilirsiniz. Şimdi ne yapıyor? Çok takipçisi var. Ürün tanıtıyor oradan. Takipçisi artıyor. Hem de aynı zamanda çok ciddi de o firmalardan para kazanıyor. Bir firma hiç uğraşmadan milyonlarca insana ulaşmış oluyor böylelikle. Bir firmanın arayıp da bulamadığı bir şey. Bir de herkesin şu an Instagram olduğu için insanlar tabii çok daha dikkat çekiyor bu konuda. Böyle bu tarz meslekler var artık. Tabii bunların artması, çekiciliğin YouTuber'lar mesela gibi, böyle bunların artması artık meslek gruplarının değişikliğinin olmasına sebep olmuş. Para da iyi kazanıyorlar. Yani artık günümüz meslekleri böyle bu tarafa doğru kayıyor. Şimdi bir örnek vereyim. Buna cevaplamadan önce vereyim örneği. Mesela diyelim ki benim tarlam var, buğday yetiştiriyorum. Tamam mı? Tarlaya buğdayı diktim. İşte yetiştirdim, hasatını yaptım. Hangi faaliyet kolundayım ben? Hangi faaliyet? Aynen, KPSS. Siz üçüncü sektörde olacak, adamlar dördüncü, beşinci sektör. Evet, birincil değil mi? Birincil sektör oluyor bu. Buğdayı yetiştiriyorsan bir. Hasatını yaptım, kamyonlara yükledim. Kamyon gitti bir un fabrikasına. Orada buğdayı bıraktı, çarından, çöpünden, kabuğundan ayırdılar. Bir güzel onları değirmenlerde öğüttüler, un yaptılar. Fabrika hangi faaliyet kolunda oluyor? O fabrikada çalışan, ürünü yapan işçi. İkinci, güzel. Yeni ürüne dönüştürüyorum değil mi? Ham madde kullandım, yeni ürün yaptım. Sonra ben dedim ki, ya dedim bana işte 10 kiloluk, 5 kiloluk, 2 kiloluk, 1 kiloluk paketler hazırlayın. Bu paketlerin üzerinde firmamın logosu olsun, işte adres bilgileri, belgeleri, bilmem neleri olsun. Böylelikle bana gidin dedim bir işte ürün tasarlayın. Hangi departmana söyledim bunu? Hangi faaliyet kolunda bu departman? Bunu söylediğim faaliyet kolu. 4. Güzel. Dördüncül faaliyette güzel. Sonra bu departman bana örnekleri getirdi. Tam önüme koydular, böyle 5-6 tane örnek var önümde. Ondan sonra getirdiler. Ben seçtim, dedim ki bu güzelmiş dedim. Tamam dedim, bu olsun dedim. İmzamı attım. Ben kimim? Peki. Ben kim oluyorum? Yani o örnekler önünden. Heh, güzel. CEO oluyorum değil mi? Yani hangi faaliyet kolundayım ben? 5. Güzel. Yöneticiyim değil mi? Karar verme yetkisi olan, aslında işin en zor kısmını yapan insanım. Dolayısıyla o sunumla bana gösterdikleri örneklerden birini seçtim. İmzamı attım. Demek ki ben 5. faaliyetteyim. Sonra bu paketler bir kamyona yüklendi. Kamyonu kullanan adam, şoför. Hangi faaliyet kolunda oluyor? 3. Güzel. Üçüncü faaliyet kolunda oluyor kamyonu kullanan adam. Sonra kamyonu kullanan adamın yanında da başka bir adam oturuyor. O da işte marketlere, fırınlara giriyor. Diyor ki, abi elimde bir mal var, birinci kalite. Sen bu malı al, unu al, bundan güzelce hamurunu yap. Buradan arkaya kadar kuyruk olmazsa gelir geri alırım dedi. Hangi faaliyette bu adam? Bu adam ne yapıyor ya da? Bu adam ne yapıyor? Reklam mı yapıyor, pazarlama mı yapıyor? Bakın bunun ayrımına çok dikkat edeceksiniz. Heh, şimdi burada dikkat edin. Pazarlama yapıyorsa 3. Ama ürünün reklamını yapıp ona uygun bir şey yapıyorsa 4 olacak. Anlaştık mı? Yani bu adam 3'ü yapıyor. Çünkü pazarlama ile ilgili bir şey yapıyor. Ama reklam konusuna girdiyse o zaman dördüncül yapacak. Pazarlama ise 3, reklamsa 4. Dikkat ediyorsun. Anlaştık mı? Sonra bu adam unu aldı, hamurunu yaptı, böyle gramajına uygun bir şeklini verdi. Üzerine de bir güzel çiziğini attı. Önceden ateşlendirdiği odun fırınına bir güzel bunları yerleştirdi. Ondan sonra yerleştirdiği hamurları aldı.
Böyle bir güzel orada böyle dizdi hamurları. Hamurlar orada o taş fırının içinde böyle çatır 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 böyle kıpkırmızı kızardı. Çok güzel oldu. Ondan sonra onlar kızaranları böyle kürekleri soktu çıkarttı böyle baktı bir tarafı böyle az kızarmış geri koydu falan. Orayı da iyice kızarttı. Sonra aldı tekrar çıkarttı böyle kenara dizdi onları. Bir tanesini böyle ortadan ikiye böldü. Böyle duman çıkıyor içinden. Yardı içini, bastı Nutella'yı. Ötekini de açtı, bastı içine sucuğu, kaşarı. Evet, peki. Tamam, şaka yapmış. Evet, peki bu adam hangi faaliyette? Eğer dikkatiniz kaldıysa hala. Söyleyin bakalım. Reklam mı yaptı? Çok iştahlı. Bir daha dinlemek istiyorum. Reklam mı yaptı adam? İki mi? Yani üretim yapıyor değil mi bu adam? Arkadaşlar bu adam unu alıyor, hamur yapıyor. Gramajına uygun bir şekilde bak yeni bir ürüne dönüştürdü. Aynen öyle. Ondan sonra onu bir güzel çizik yaptı falan. Önceden ateşlendirdiği taş fırın bir alet edevat kullandı. Dolayısıyla bu adam üretim yapar. Yani hangi faaliyet kolundadır? İkinci faaliyet kolunda. Sonra kasalara bu ekmekleri dizdiler. Bu ekmekleri götürdüler markete, bakkala, çakkala. Marketteki adam koydu işte raflarına bu ekmekleri yerleştirdi. Marketteki adam hangi faaliyet kolunda oluyor? 3. O da hizmet faaliyetindedir diyeceğiz. Peki kapıya çıktı. Gel vatandaş gel bu çıtır çıtır ekmeklerden sen de al sıcak falan dedi böyle. Ne yapıyor şu an? Yani böyle bir ekmek satan market hiç görmedim ben ama. Reklam mı yapıyor, pazarlama mı yapıyor? Ekmeğini pazarlıyor, değil mi? O zaman hangi faaliyet kolunda olur? Bak pazarlama yapıyorsa 3. Ama böyle kocaman bir afiş hazırladı. Ekmeğin de resmini koydu. Ondan sonra üzerine de böyle taze çıtır çıtır ekmek dedi bir afiş hazırladı. Şimdi ne yapıyor? 4 yapıyor. Yani bu ne? Reklam. Reklamını yaptı ekmeğin. Ama kapıya çıkıp ekmeğini pazarlamak, satmak için uğraşıyorsa işte o zaman 3 yapar. Tamam mı? Farka dikkat edin lütfen. Birinde pazarlama yapıyor, diğerinde reklam yapıyor. Reklamda mutlaka bir ekstra bir şey yapacak yani. Tamam mı? Evet peki bu adamlar neler yapıyor? Şimdi bunlara bakalım. İnşaat ikinci ekonomik faaliyet demiştik. Peki çoban? Çoban ne yapar? Bunlara birinci görsel, ikinci görsel ya da A, B diyelim. A görseli, B görseli. B görselindeki adam ne yapıyor? Ne yapıyor bu adam? Bir, güzel. Birincil ekonomik faaliyet yapıyor yani çobanlık yapıyor. Peki A görselinde ne var? İki, güzel. Evet, güzel. İki. Enerji üretimi. Fabrika gibi de görünüyor ama burası bir elektrik üretim tesisi. İkincil ekonomik faaliyet yanlış değil yani. Peki B görselinde ne var? Bir öğrenci eklersin linkini istemişti. Ulaşım 3 güzel. Ulaşım 3. faaliyet. Peki bu benim yaşlılık halim gördüğünüz gibi. Dünyayı gösteriyorum bak diyorum bura dünya diyorum. Hangi faaliyet? Üç, değil mi? Eğitim. Öğretmen 3. faaliyet. Benim yaşlılığıma ben kel olmayacağım inşallah. Allah yazdıysa olsun. İnşallah kel olmayacağım. Evet. Peki B görselindeki adam ne yapıyor? Güzel. Avcılık değil mi? Birincil faaliyet ekonomik olarak.
Peki A görselindeki adam ne yapıyor? A işletmesi, işletmeciliği yapıyor. A işletmeciliği, yani güzel, 4 değil mi? A işletmeciliği 4. Bir server mesela, server ağı burası. Ya da bir internet sağlayıcısı gibi düşünün. A işletmecisi. B'deki adam ne yapıyor? B'deki adam en çok parayı kazanan adam. Beş, değil mi? Parayı bu adamın cebinden alıyor herkes. Dolayısıyla bu adam üst düzey yönetici. Peki bir uydu, iletişim uydusu hangi faaliyette? Üç, değil mi? İletişim. Üç müydü? Dört. Arkadaşlar, iletişim gibi bir faaliyet, dördüncü faaliyet. Borsacı, broker ne yapıyor? Güzel. Ay, şunu biraz sor. Üç mü, beş mi? Yönetici mi bu adam? Bir karar mı veriyor? Beş diyenler. Yani bir karar verme şeyi var mı? Borsada para değişimine bakıyor. Borsayı yöneten adam değil sonuçta. Öyle düşünün. Dolayısıyla bu adam üçüncül faaliyette. Borsacılık 3. Evet, ekonomik faaliyetlerin gelişmiş faaliyetler ve gelişmişlik düzeyleri hakkındaki ilişkiye bakarsak, az gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bir bölümü birincil ekonomik faaliyet kollarında çalışır. Bu ülkelerde sürdürülen ekonomik faaliyet ve teknoloji ve bilimsel yöntemler yeterli olmadığı için daha çok insan gücüne dayalı ekonomik faaliyetler tercih edilir. Bu tarım, hayvancılık gibi olabilir. Gelişmiş ülkelerde ise çalışan nüfusun büyük bir bölümü hizmet sektörüne gider. Oralarda faaliyet gösterir. Bu tür ülkelerde birinci ve ikinci faaliyet kollarında çalışanların oranının daha az olması, ilgili sektörlerde bilimsel ve yöntemler teknolojinin yaygın olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Yani birincil biraz daha az, ikincil nispeten az, üçüncül hizmet tarafı daha fazla gibi düşüneceğiz. Yani bizde mesela hizmet çok bizde, hizmet sektörü. Ama tarım da var. Yani %18'lik bir tarım da var. Dolayısıyla onun da daha azalması lazım Türkiye'nin tamamen gelişmiş bir ülke olabilmesi için. Evet, bir balık kılıcı uygulamamız var. Nüfusun çoğunluğu gelişmiş ülkelerde hangi ekonomik faaliyette çalışır? Üçüncü, güzel. Peki geri kalmış ülkeler ya da az gelişmiş ülkelerde nerede çalışır? Birinci, güzel. Peki gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür ama az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir. Gelişmiş ülkelerde kalkınma hızı nasıldır? Kalkınma hızı. Yüksek. Peki geri kalmış ülkelerde nasıldır kalkınma hızı? Düşüktür ya da yavaştır diyebiliriz. Evet, şehirleşme oranı gelişmiş ülkelerde nasıldır? Şehirleşme oranı gelişmiş ülkelerde çoktur. Geri kalmış ülkelerde nasıl? Şehirleşme oranı az. Güzel. Peki sanayi ürünlerini gelişmiş ülkeler ne yapıyor? Yani satıyor mu, alıyor mu? Yani ihraç mı ediyor? Satıyor yani. Yoksa ithal mi ediyor, alıyor mu? Heh, güzel. Gelişmiş ülkeler satar, değil mi? Yani ihraç eder. Peki geri kalmış ülkeler ne yapıyor?
sanayi ürünleri ne yapıyor geri kalmış ülkeler? Alıyor değil mi? İt hal al, almak, dışarıdan almak. Oradan hatırlayın. Dışarıdan alır yani ithal eder. Bak şuradan almak, bu da açılmak. Dışarıya satmak, aç yani dışarıya sat. Evet, ortalama yaşam süresi gelişmiş ülkelerde nasıldır? Ortalama yaşam süresi uzun. Geri kalmış ülkelerde nasıldır? Ortalama yaşam kısa, güzel, düşüktür yani. Kişi başına düşen milli gelir gelişmiş ülkelerde nasıldır? Kişi başına düşen milli gelir gelişmiş ülkelerde nasıldır? Peki geri kalmış ülkelerde nasıldır? Kişi başına düşen milli gelir düşüktür, azdır, değil mi? Evet, hadi bunu da yapalım. Tabloda verilen meslekleri ekonomik faaliyet türleriyle eşleştiriniz. Balıkçılık hangisiyle eşleşir? 1, 2, 3, 4, 5. Balıkçılık. Güzel. Birincil faaliyetle eşleşir. Yöneticilik. Yöneticilik. Güzel. Beşincil faaliyet. Doktorluk. Doktorluk. Üç. Öğretmenlik. Güzel. Üç. Orman işçiliği. Orman işçiliği. Evet. Güzel. Çobanlık. Güzel. İnşaat işçiliği. İnşaat işçiliği. Güzel. Ha, 7'ymiş bu. Bilişim uzmanlığı. Bilişim uzmanı. Fabrika işçiliği. Güzel. Madencilik. Güzel. Pilotluk. Hayalimdeki meslek. Çok iyi para kazanıyorlar. Çok güzel. Üçüncü faaliyet. Grafikerlik. Güzel. Evet. Güzel. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi burada bırakıyorum. Tamam, sorularda kalalım. Bütün grupları da burada bırakayım. Perşembe günü 18.50'deki ek dersimizde bu sorulardan